Şöyle başlamak lazım. Aslında sorunun temeli hukuki değil. Sorunun temeli ekonomik. Siz haberlerinizin başında da ifade ettiniz. Aslında birçok şeyin fiyatı toplumda değişiyor. Her gün yeni fiyat artışı haberlerini veriyoruz. Burada barınma ihtiyacı ise temel bir ihtiyaç halinde. Burada toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Davalar yerine sorunu daha pratik bir şekilde toplum içerisinde barış yaratır şekilde çözmenin bir yolu olmalıydı. Uzun düşünüşler ardından 1 Eylül'de arabuluculuk kira sorunlarına yürürlüğe girdi. Girdi ve şu an Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamayla da şunu görüyoruz. Bakın 3500 civarında bu ay yapılan arabuluculuk görüşmelerinden 3500'ü sonuçlandı. Bunun 1900'ünde anlaşma var. Bu ne demek? Yaklaşık %54 seviyesinde şu an arabuluculukta, kira sorunlarında anlaşma var. Uygulamada da şunu ifade etmek isterim. İnanın biz arabuluculuk merkezleri platformu olarak da birbirimizden haber alıyoruz. Türkiye'de nasıl arabuluculuklar nasıl ilerliyor diye. Şu an Türkiye'nin her yerinden, yurdun her tarafından arabuluculukta anlaşma haberleri geliyor. Bu çok değerli bir şey. Eğer bu insanlar anlaşamasaydı davada, adliyede konumlanmış olacaklardı. Bu halde arabuluculuğun toplumsal barışa da hizmet ettiğini görmek, sayısal verilerle de başarısının kanıtlanmış olmasını çok önemli görüyorum, çok değerli görüyorum. Yani aslında %54 dediniz, yarı yarıya gibi aşağı yukarı bir çözüm olduğu gözüküyor. Tabii anlaşma sayısı biraz daha fazla anlaşmama sayısından ama bu rakamlar üzerinden baktığınızda toplam sayılara da baktığınızda kaç uyuşmazlık arabuluculukla sizce davaya dönüşmeden çözümlenecek? Şöyle ilerleyecek. Aslında ilk aşamada insanlarımızın arabuluculuğun gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda soru işaretleri vardı. Ama daha ilk ayda aldığımız sonuçlar bize çok önemli bir yeri gösteriyor. Bakın yarıdan fazlasında anlaşma var. Bir de işin şu yönü var. Anlaşmayanların, anlaşamamış olanların da ihtiyari olarak arabuluculuğa devam etmesi mümkündür. Yani anlaşamayanlar mutlaka dava yoluna gidecektir diyemiyoruz. Bu haliyle aslında gerçekte belki bu dava şartı arabulucukta ulaşılan %54 seviyesinden sonra devam edecek görüşmelerle. Çünkü arabulucukta şöyle bir düzenleme var. 4 hafta içerisinde sonuçlandırmak zorunda taraflar. Görüşmeler kirada maalesef bir toplantıda her zaman bitemiyor. 4 toplantı, 5 toplantı, taraf sayısında fazlalık, belki 6 haftaya ihtiyaç var. Ben o yüzden şu an anlaşmama gibi gözüken birçok uyuşmazlığın da birçok sorunun da yine anlaşmaya dönebileceğini düşünüyorum. Bu da çok önemli bir şey. Diğer taraftan adliyelere ulaşan dava sayılarına da baktığımızda kiralanında geçen aylarda 20 binlerde olan uyuşmazlık sayısının kira uyuşmazlıklarında artık bu ay itibariyle 2000 sayısının altında olduğunu görüyoruz. Bu haliyle mahkemeye gitmekten ziyade dava şart arabuluculuk uygulamasıyla adliyede de bir en azından yoğunluğun düşürüldüğünü, dışarıda da önemli bir anlaşma düzeyine yakalandığını görüyorum. Bu haliyle arabulucu gerçekten başarılı. Ticaret hukukunda, iş hukukunda, işçi işveren uyuşmazlıkların ardından bugün arabuluculuğun planlandığı gibi kira sorunlarında da çok önemli bir ivmeyle toplumsal barışa katkı sunduğundan şüphe yoktur. Peki çözüm süreci nasıl oluyor? Yani taraflar hızlıca çözebiliyor mu diye soracağım ama siz az önce 5-6 buluşmayı bulabiliyor demiştiniz. Genel gözleminiz nedir? Yani ortalama ne kadar sürede çözülüyor? Genel gözlemim şu, kira sorunları ilk toplantıda pek çözülemiyor. Daha birkaç toplantıya ihtiyaç var. Neden var? Çünkü arabuluculuktan önce tarafların zaten bir iletişim kurduğu ve anlaşamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazen de birbirine kırgınlıklarının, kızgınlıkların olduğu halleri görüyoruz. Bu halde arabulucunun emek sarf etmesi gerekiyor, efor sarf etmesi gerekiyor. Tarafların anlaşmama noktasından anlaşmaya varan süreçte hem de hukuken bir hakim kararıyla eşdeğer bir belgeye ulaşmasını sağlamak için birden fazla toplantı ihtiyaç olabilir. Arabuluculuk bu anlamda gayet esnek. Toplantılar akşam saatlerinde yapılabiliyor, hafta sonu yapılabiliyor. İlk toplantıdan sonra taraflardan katılmak için zorluk yaşayan telekonferansla toplantıya katılabiliyor. Bu haliyle telekonferans desteğinin olması, teknolojik imkanlarla toplantıların desteklenebilmesine baktığımızda aslında evet birden fazla toplantı yapılacak olsa dahi bunların çok insani ve kolaylaştırıcı bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Benim en çok mutlu olduğum konu şu, bazen anlaşmama noktasında olan kişilere değerlendirme için kendi durumlarını değerlendirip ya bakın anlaşamazsanız buradan sonra gittiğiniz yer adliye, dava dediğimizde o değerlendirme anından sonra bir başka toplantıda, ertelenen toplantıda anlaşmaya daha ılımlı bir şekilde geldiğini de görmemizdir. İnsanlar aslında kendi hallerinde de düşündüğünde arabulucu sadece onları düşündürebilsin. Sadece onlara gerçekliği gösterebilsin. Gösterdiği anda anlaşmaya çok istekli olduklarını görüyorum. Yaptığımız uygulamalarda kira bedelinde, tahliye tarihleri konusunda
bazen kirayı veren lehine, kirayı veren aleyhine düzenlemiş cezai şartta dahi anlaşmaların olduğunu görüyoruz. Bu halde ben günlük olarak arabuluculuk sayısının yükseleceğini, şu an belirttiğim anlaşma oranında çok daha ötesine geçileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü toplum buna ihtiyaç duyuyor. Arabuluculuk toplumun ihtiyaçlarına uygun bir kurum. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Avukat ve arabulucu Doktor Umut Metin'le konuştuk.